Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Yine bir kargo videosu. Bugün kargoların tamamını yapıp çıkartacağız arkadaşlar. Pazar günü canlı yayınımız vardı. Dün pazartesiydi. Hesapları yaptık. Paketlemeye geçtik. Bugün de kolileme işlemini yapıyoruz. Bakın ben bu şekilde sepetlere herkesin kargosunu, isimlerini, etiketlerini yazıp adres etiketlerini ayrı ayrı kasalara koyuyorum. Oğlum da bu şekilde kolilere diziyor. Hediye paketi gibi hepsi mis gibi adres verilmesi. Sizler de böyle bir kargo almak, kargoyu açmanın zevkini yaşamak, satmak istiyorsanız Ütopya Çiçek Evi ile iletişime geçin. Oğlum da maşallah çok cömert, anasını bakınca kullandığı kağıtları tabii ki malzemeden esirgemiyoruz arkadaşlar. Yeter ki bitkiler size sapasağlam kırılmadan, dökülmeden gelsinler. Adres etiketi düşmesin. Onu da ters koyalım. Adres görünmesin. Evet. Ev atını küçültüyoruz. Aşağıdan değil mi? Biraz daha yukarıdan. Koli ne kadar ufak olursa kargo o kadar az tutacağı için sizleri düşünerek kolileri bu şekilde küçültüyoruz. Bu işlem daha çok güç isteyen iş olduğu için bu yükü camdenden aldı. Demeyi o yapıyor. Yani kolileme işlemini yapıyor. Evet, ben yıllardır yurt içi kargoyla çalışıyorum arkadaşlar. Gelip buradan dükkandan kolilerimizin hepsini kamyona yükleyip götürüyorum. Artık bitkiler bizden yurt içi kargoya emanet. Tabii önce Allah'a emanet. Etiketini de yapıştıracağız. Adres etiketini. Bir tane kargomuz daha bitmiş olacak. Şeylerin içinde olan askıları koyuyorsun değil mi içlerine? Saksıların askısı olan. Şurada yapılmış olan kolilerimiz var. Adres gözükmesin dedim ama. Evet, şimdi çevireyim, adresi görmeyelim. Ben şimdi şu tarafa geçeyim. Bakın her taraf koli içinde, dağınıklık içinde. Şöyle İzmir kargomuz var. Bursa kargomuz var. Bu hafta arkadaşlar Mersin'e çok kargomuz var. Çok enteresan. Mersin'e bir 5-6 tane kargo çıkartacağız.
Bazen böyle denk gelebiliyor. Yani Bursa, Ankara, İzmir, İstanbul içi olabiliyor. Türkiye'nin her yerine, Kahramanmaraş, Gaziantep, aklınıza gelebilecek her yere kargo gönderimi yapıyoruz. Yurt içi kargo çünkü tüm yurt genelinde çalıştığı için en hızlı ve çabuk güvenilir şekilde onlar kargoları yerlerine ulaştırıyorlar. Bu Zeynep ablanın kargosu mesela. Hoyasını bu şekilde paketledim. Bakın. Pardon, hoya hangisiydi? Bu milli ise arkadaşlar, bakın koca saksıyı bu şekilde küçülterek bunun içine koyduk. Burada ahtapot takısı var. Bunun içinde ne vardı? Unuttum şu anda ama galiba hoyası var. Evet. Hoya trikoloru var. Öylece paketlendi, gidecekler. Şimdi koli ayarlayacağız. Hangisini ona göre mi? Ona göre koli. Yok. Evet, koli bulmak biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi dükkan darmadağınık. Her taraf her Olmaz, onun tarafta. ağzı yok. Olmaz mı? Bazen kargolar bir koliye sığmayabiliyor arkadaşlar. Çok fazla olunca mesela bir arkadaşımızınki böyle 3 kasa doluydu. Koliyi ya ayrı ayrı gönderebiliriz ya da ebatlar aynı olursa birbirine bantlayıp üst üste tek koli haline getiriyoruz. Videoları niye çekiyorum? Onu da söyleyeyim. Şimdi böyle internetten çiçek almaya çekinen, kargoda kırılır mı, dökülür mü diye korkan arkadaşlarımız oluyor. Yani onlar görsünler istiyorum. O kasayı alayım ben oradan yerine. Benim kadar simetrik dizebilecek biri yoktur bence ya. Hadi hadi kendini methetme, iş yap. Methetmiyorum, ben onu söylüyorum. Gel de bak şuraya. Evet, gösterelim o zaman. Oo, çok simetrik. Helal olsun sana. Ezilir diye korkmuyoruz çünkü tamamen bitkilerin her tarafı pamukla kaplı. Emlak, pamuk. Şimdi koli de ufaltılacak. Ufaltılırsa şu neyse. Kalça payı alsaydım keşke daha iyi olsun. Kargolar gidince dükkanın içi bomboş oluyor arkadaşlar. Görenler diyorlar ki ne oldu, taşınıyor musunuz? Yani bir anda boşalıyor içerisi. Ondan sonra biz de temizlik aşamasına geçiyoruz.
Kağıt koymama gerek yok evet, da. Ama çok korunaklı kutu oluyor işte sert olunca. Buradan bir bant vur istersen lütfen. Daha kolay kapatırsın. Bunlar, bu koliler Çin'den gelen kolilerdi. Sonuncusunu kullanıyorum. O kadar sert ki arkadaşlar, bildiğiniz tahta gibi. Yani o kadar uzak yollardan bitkiler başka türlü sapasağlam gelmez. Evet. Oturarak olmuyor da. Yapıştırma bu koliyi, onun üstüne ekleyeceksin ya. İki koli Belis arkadaşımıza gidecek. Şimdi ayrı ayrı kargo ücreti ödemesin diye iki koliyi birleştireceğiz. Sadece kolilemesi ne kadar vakit alıyor ki, videoyu kese kese parça parça çektim, birleştireceğim arkadaşlar. Bir de bunun paketleme aşaması var. Bir de bunun böyle uyuz edici boyu var. Evet, bant makinamız var ama ben kullanmayı sevmiyorum onu, çünkü kopartırken koliye zarar verebiliyor, deliyor koliyi. Kaç dakika?
atlattı. Bir şey olmaz, hiç merak etmeyin. Şimdi kamyonda da giderken kaç şeker buluyorlar. Kolimiz daha hazır. Üstüne etiketini yapıştıracağız arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.